LGS'ye son 21 gün en dikkatli şekilde, en motive olmuş şekilde ve en iyi şekilde çalışmamız gereken günlerdeyiz. Şu anda yaptığımız yanlışların doğrusunu öğrendiğimiz de aklımızda kalacak. Şu anda çözdüğümüz soruların benzeri çıktığında doğru yapacağız. Dolayısıyla ne kadar çok soru çözersek, ne kadar çok hata yapıp bunların doğru çözümünü öğrenirsek o kadar fazla netlerimizi artırabileceğimiz değerli zamanlardayız. Sıkı sıkıya çalışalım ve netlerimizi artırıp sınavda da hayallerimize kavuşalım inşallah. Günün sözüne baktığımızda bulunduğun yerden başla, sahip olduğun şeyi kullan, yapabildiğini yap demiş. Gerçekten de bizler belki Eylül ayında başladığımızda, belki de Ekim ayında başladık, belki Kasım'da, belki Ocak'ta, belki Mart'ta, bazılarımız belki Mayıs'ta başladı ders çalışmaya, ama bulunduğu yerden başladı, sahip olduğu şeyi kullandı. Zekasını, kitaplarını, ailesinin desteğini, işte bizi, Tonguç Akademi'yi, hocalarını, online dersleri kullandı ve yapabildiğini yapmaya çalışıyor. İnşallah da karşılığını fazlasıyla alacak. Günün yorumuna baktığımızda Yusuf Eriş'in yorumunu okuyoruz ama bunun haricinde bir araya bir yorum söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Tonguç Akademi bir ailedir tabii ki. Bizler iyi günlerimizi paylaştığımız gibi, başarılarımızı paylaştığımız gibi bazen olumsuz durumları da birbirimize paylaşabiliyoruz. Ceyda Şen isimli bir öğrencimiz 1300 like almış ve 475 yorum almış. Tabii üzücü bir durumdan bahsetmiş. Annesinin vefat ettiğinden, şu anda konsantre olamadığından bahsetmiş. Ona öncelikle başın sağ olsun diyoruz. Ve şunu da söylemek istiyoruz. Biz bir aile olduğumuz için tabii ki arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ona destek olmuşlar. Yanındayız. İnşallah zor günler atlayacaksın demişler. Ben de şunu söylemek istiyorum. Öncelikle her canlı ölümü tadacaktır diyor ayette, Kur'an'da. Yani ölmeyeceğiz arkadaşlar. Ölümü tadacağız. Biz karpuzu tattığımızda nasıl karpuz olmuyorsak, şeftaliyi tattığımızda nasıl şeftali olmuyorsak, ölümü tattığımızda da ölmüyoruz. Bize öleceksiniz denmemiş. Bize ölümü tadacaksınız denmiş. Dolayısıyla annen de vefat etmiş olabilir ama yeniden cennette birlikte buluşacaksınız. Senin şimdi yapman gereken, eğer o hayatta olsaydı yapmanı isteyeceği şeyleri yapman ve sıkı sıkıya çalışman. İnşallah da çok da başarılı olacaksın. Zaten sınav falan hepsi biter gider. Önemli olan senin iyi bir insan olman, ki iyi bir insan olduğunu düşünüyoruz. Şimdi hemen Yusuf Eriş'in yorumuna bakıyorum. İnşallah herkes istediği yere gider. İnşallah. Bu 19. yazışım. Hepinize Allah kolaylık versin arkadaşlar. Eyvallah kardeşim. Sorularım şunlar. Hep yapamayacağımı düşünüp, annemin babamın emeklerini boşa çıkacağını düşünüp çok strese kapılıyorum. Bunu nasıl önlerim? Hiç endişelenmene gerek yok Yusuf. Kesinlikle ve kesinlikle başaracaksın. Zaten ailen seni başaracağın için sevmiyor. Seni sen olduğun için seviyor. Seni Yusuf olduğu için seviyor. Yani dünyayı verseler, dünyanın en zeki çocuklarını, dünyanın en başarılı öğrencilerini, Harvard, Robert, işte Galatasaray falan filan neyse, en zeki çocukları verseler, onlar senin tırnağın eder mi? Şöyle düşün. Yani babana diyorlar ki Türkiye'nin en zeki çocukları, bunlar sizin çocuklarınız olacak. Sizin oğlunuz Yusuf'un da işte parmağını alacağız. Serçe parmağını alacağız. Yani baban verir mi? Vermez. Demek ki baban seni sen olduğun için seviyor. Sizin aileleriniz de böyle arkadaşlar. Sizleri anne babanız sizin başarılı olmanız için sevmiyor. Başarılı olduğunuzda siz mutlu olacağınız için seviyor. Dolayısıyla anne babam üzülür diye hiç boşuna kendinizi strese sokmayın. Anne babanız zaten sizi çok seviyor. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Dünyayı verseler serçe parmağınızı dünyaya değişmezler. Dolayısıyla kim sallar fen lisesinin falan filan, yani boş verin. Ama sizler de hem onların mutluluğu için hem de kendi mutluluğunuz için sıkı sıkıya çalışın ve başarın inşallah. 9 sınıfa çalışmaya ne zaman nasıl başlamanız? Bismillah ya. Daha LGS'ye girmeden hemen 9 sınıfa çalışmak istiyor. Hemen LGS'den 1 saat sonra çalışmaya başlamalısın Yusuf'cum. Bununla alakalı sana çalışma programını vereceğiz. Şaka bir yana 8'den 9'a kampımız gelecek. Orada sizi mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Ama şimdi bunu boş ver. Online denemelerde notlarım düştü. Kötüye mi işaret? Hayır. Notların düşmüş olabilir. İniş çıkışlar her zaman olacak demiştik. Yani şöyle bir sayı doğrusu düşünürsek, ilk başta böyle diye uçuyorduk. Sonra inişler oldu. Uçtuk, inişler oldu. Uçtuk, inişler oldu. Uçtuk, inişler oldu. Ama bak, dikkat etsen hep yükseliyor. Dolayısıyla bu yükselişle devam edecek ve sınavda da yapabileceğin en iyisini yapacaksın inşallah. LGS denemelerden çok daha mı zor? Hayır. LGS sınav anından dolayı belki bize biraz daha zor gelmiş olabilir, gelecek olabilir. Ama esasında LGS'den çıktıktan sonra sorulara baksan evde, aa ben bunu yapardım diyebileceğin sorular da olabilir. Dolayısıyla LGS'de bir soruya takıldıysan muhtemelen bir yeri yanlış görmüşsündür. Onu geç, sonra dönünce bir daha bak diyoruz biz öğrenciler. Yani LGS asla böyle endüstri mühendisi öğrencinin yapabileceği zor bir soru hazırladık. Öyle bir soru koymayacaklar. Hep öğrencinin yapabileceği sorular koyacaklar. Ama biz sınav anıyla birazcık böyle bazen sorunun bir kısmını göremeyip takılacağız. Ama sonradan çıkıp baktığımızda yapabileceğimiz sorular olacak. Dolayısıyla hiç endişelenmeyelim. LGS'de denemelerden çok daha zor olmayacak. Ama sana çok daha zor gelecek. Onu da söyleyeyim. Sınavdan çıktığında diyeceksiniz ki ya hocam güzel konuşuyordunuz ama boş konuşmuşsunuz. Ne kadar zor sordular diyeceksiniz. Ama iki gün sonra da aslında ben bu soruları yapardım diyeceksiniz. Eğer yanlış yaptıysanız, yanlış yapmadıysanız zaten bir sıkıntı yok. LGS'yi ertelenir mi? Çünkü hala Covid-19 geçmedi.
Yani geçti gibi inşallah Yusuf'cum. Çünkü artık hep biz sokaklara çıktık. İşte cuma günü cuma namazları kılındı. İnsanlar stadlarda da olsa kıldı. Kafeler açılıyor 1 Haziran'dan sonra. Dolayısıyla muhtemelen sınavı da yapacaklar. Ve sınav ertelensin ya da ertelenmesin. İnşallah ertelenmez. Bir an önce olur kurtulursunuz ve siz de zaten korona da bitmiş demektir. Sizler de bir an önce güzel güzel liselerinize başlarsınız. Tebrik ediyoruz sizi. Beğenirseniz sevinirim. Beğendik kardeşim. Şimdi Adıyaman Fen Lisesi 2.22. Tıp. 71 tıp kazanmış öğrenci. Ya mübarek sende kaç öğrenci var ki hepsi? Herhalde hepsi tıbbı yazdı. Hepsi yardırdı, çalıştı. Siz de hak ediyor bu okul. Niye? Çünkü sizler de süper başarılı doktorlar, hekimler, göz doktorları, cerrahlar olacaksınız. Veyahut da mühendis olacaksınız. Veyahut da öğretmen olacaksınız. Fark etmez. Ama sizler de inşallah bizlerden çok daha fazla insanlığa hizmet eden, ülkemize hizmet eden insanlar olacaksınız. O yüzden şu güzel günleri de değerlendirelim, kurtulalım inşallah. Aa, ödev kontrolü. Hocam güzel konuştunuz ama yeniden ödev verince çirkinleştiniz. LGS son tekrar kampındayız. Matematiğimizi bitirdik. Türkçemizi bitirdik. Pazartesi günü fenimiz geliyor bomba gibi. Bu arada yapmamız gereken bazı ödevler var. Mesela bugün ödevleri TOS set 1, 2, 3, 4'te matematiği bitirmemiz gerekiyor. TOS 3. adımda, 2. adımda, 1. adımda ve 4. adımdaki fen sorularını mutlaka güzel güzel çözmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz bunlar temel, orta, sınav tarzı, pardon, matematik sorularını çözmeniz gerekiyor. Matematiği açmamak istiyorum, özür dilerim. Bunlar biliyorsunuz temel ve böyle fındık gibi, orta biraz daha böyle şeftali gibi, sınav tarzı karpuz gibi sorular. Bu soruları çözerekten inşallah hayallerinize kavuşacaksınız. Bunlar ödevleriniz bir. Bunları ileriki ikinci yıldızlarda çözebilirsiniz. Bak TOS 1, 2, 3, 4 matematik 8 Haziran'da da çözebileceğiniz bir durumda. Yetiştiremezseniz o günlerde atabilirsiniz. Sonra cuma günü ödevine baktığımızda zoru Türkçe ve alt adımlı hızlı tekrar vardı. Alt adımlı hızlı tekrarda hangi kısmı çözecekmişiz? İkinci adımı çözmemiz gerekiyormuş. Üçüncü adımı açtım ben ama siz ikinci adımı da güzel güzel bitiriyorsunuz alt adımlı hızlı tekrardan. Ve zoru Türkçe'yi de bitirmiş olanlar bitiriyor. Bitirmiş olanlar da eksiklerini tamamlıyor. Çünkü hedefimiz Türkçe'de 20'de 20 yapmak inşallah. Hadi bakalım. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz. Sıkı tutalım arkadaşlar. İyi bir şekilde çalışalım. Sonra da güzel günleri hep birlikte görelim.